Kıymetli arkadaşlar, 10. sınıf matematik ön 4. adım doğrunun analiti 1. Hemen giriş yapalım. Evet, bir önceki adımımızda noktanın analitiğini görmüştük. Şimdi onun üzerine doğrunun analitiğini inşa edeceğiz. Arkadaşlar, doğruyu tanımlayabilmemiz için önce doğrunun eğiminden bahsetmemiz lazım. Doğrunun eğiminin tanımı çok önemli. Aslında bütün mesele o tanımdan gizlidir. Bütün formüller o tanımdan, tanım üzerine bina edilir. Neymiş eğim? Bak, bu önemli. Bir doğrunun x ekseninin pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı. Önce eğim açısı. Bakın, şekil üzerindeki şu pozitif yönde yapılan alfa açısı eğim açısı. Bu açının tanjant değerine de doğrunun eğimi denir. İşte herhangi bir doğrunun x ekseninin pozitif tarafıyla, yani sağ tarafıyla yaptığı açının tanjantına bu doğrunun eğimi diyoruz. Arkadaşlar, bakın, burada dar açı yapmış. Peki hocam, şöyle bir doğru çizdiğim zaman x ekseninin pozitif tarafıyla yaptığı şu beta açısı nasıl açı? Geniş açı. Peki bu D, buna da D2 doğrusu diyelim. D2 doğrusunun eğimi ne? D2 doğrusunun eğimi ne? Bu da tanjant beta. Ancak burada şuna dikkat etmeniz lazım. Beta 90'dan büyük olduğu için tanjant beta'nın sonucu ne çıkacak? Negatif çıkacak. Dolayısıyla dar açı yaparsa tanjant, dar açıların tanjantı pozitif, eğim pozitif. Geniş açı yaparsa eğim negatif. Şimdi onu aşağıda bahsedeceğiz. Ha, şimdi biz geniş açının tanjantını nasıl bulacağız? Hemen bilgi kutusu vermiş zaten. Biz geniş açıyı sorduğu zaman dar açının tanjantını bulacağız. Dar açının tanjantının eksilisi geniş açıyı verecek. Dar açının tanjantı 3 bölü 4 ise geniş açının tanjantı eksi 3 bölü 4. Eğer bütünlerse iki açı, birinin tanjantı diğerinin eksilisi. Şimdi ne demek istediğimizi göreceğiz. Bakın, şekilde bir doğru verilmiş. Bu doğrunun Allah bilir eğimini istiyor. Hadi ya, gerçekten de eğimiymiş. A 2'ye 0, o zaman burası 2 birim. B 0 eksi 3, o zaman burası 3 birim. Yani burası 0 eksi 3 noktası ama 3 birim. Benden bu doğrunun eğimini mi istiyor? O zaman bu doğrunun eğimi arkadaşlar nedir? Tanjant alfadır. Dar açı mı yapıyor? Evet, dar açı yapıyor. Tanjant alfayı şöyle ters taraftan bulun. Karşı bölü y eksenindeki parçanın x eksenindeki parçaya, bakın bu sloganı unutmayın. Bir açının tanjantı, eksenleri kestiği noktalar belli ise y eksenindeki parça bölü x eksenindeki parça. 3 bölü 2. Açı darsa eğim pozitif. Açı genişse eğim negatif. Burada açı dar olduğu için pozitif yaptığı açı, bu doğrunun eğimi 3 bölü 2. Bakın, aynı mantık. Hemen bana ne lazım? Tanjant alfa lazım. Bana ne lazım? Tanjant, bak, x ekseninin pozitif tarafıyla geniş açı yapmış. Ama ben tanjant alfayı bulamıyorum. Neyi bulurum? Şu dar açının tanjantını bulurum. Tanjant beta arkadaşlar, şu dar açının tanjantı, karşı bölü komşudan 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'tür. Ama bana eğim için pozitif tarafla yaptığı açı. Yani ne lazım? Tanjant alfa lazım. Şu geniş açının tanjantı. Geniş açının tanjantı nedir? Şu dar açının eksilisi. Dar açının tanjantı 1 bölü 3 olduğuna göre bu geniş açının tanjantı, yani eğimim eksi 1 bölü 3 oldu. Yani neydi? Y eksenindeki parça bölü x eksenindeki parça tanjantı verir, eğimdir. Ama eğim açısı genişse bunun eksilisini alırız arkadaşlar. Eğim eksi 1 bölü 3. Örnek 3, x ekseniyle pozitif yönde efendim bir doğrumuz var. Bu doğrumuz x ekseniyle pozitif yönde 120 derecelik açı yapıyormuş. Doğrunun eğimini soruyor. Arkadaşlar, bu doğrunun eğimi direkt tanjant 120'dir. Tanjant 120'dir. 9. sınıftan biliyoruz ki, biraz önce de gördük. Tanjant 120 arkadaşlar bütünlerinin eksilisine eşittir. Eksi tanjant 60'a eşittir. Çünkü 180'e tamamlayan. Tanjant 60 da kök 3 olduğuna göre arkadaşlar, bu doğrunun eğimi geniş açı yaptığı için tanjant 120, o da eksi tanjant 60'a eşit. Eğim eksi kök 3 olur. Şimdi doğrunun tanımından eğimi bulduk. Şimdi eğimin tanımından, açıdan eğimi bulduk. Tanjanttan daha doğrusu. Açıyı bilmeye gerek yok. Tanjantı yeterli. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi diyor ya arkadaşlar. O da aslında eğimin tanımından, tanjanttan bulunur. Ama bunu kurallaştıracağız. Önce kuralı vereyim ben size, sonra ispatını yapayım. A x1 y1 noktasından ve b x2 y2 noktasından geçen doğrunun eğimi tanjant m karşı bölü komşudur. Karşıda ne var? Y'lerin farkı. Komşuda ne var? X'lerin farkı.
İki noktası bilinen doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 şeklindedir arkadaşlar. Bu da ancak tanjant alfaya eşittir. Niye? Şekil üzerinde görüyorsunuz. Bak x2 x1 biraz önce oluşturmuştuk. Burası x2 eksi x1. Burası y2 eksi y1. Şu alfa tanjant eğim yukarıya yöndeşten eşit mi? İşte karşı bölü komşudan şu formül ortaya çıkıyor. Ama siz sürekli ispat yapamayacağınıza göre iki noktası bilinen doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 deyin, geçin, gidin. Mantığını da yukarıda zaten gördük. Hangisinin x1, y1, x hiç fark etmez. Bir tanesinin x1, y1 deyin, diğeri x2, y2 olacak. Çok problem değil o. Noktalarından geçen doğrunun eğimine ben AB doğrusunun eğimi diyorum. MAB eşittir. Y2 eksi y1 bölü, yani 0 eksi 3 bölü, x2 eksi x1, 4, eksi eksi 2'den 4 artı 2 yapar. Dolayısıyla eğim eksi 1 bölü 2 olarak, eksi 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bakın örnek 5'te hem tanjantı hem de iki noktayı birleştirmiş. Yatay eksenine 45 derecelik açı yapan doğru. O zaman arkadaşlar eğim tanjant 45. Yani eğim ne? 1. Aynı doğrunun eğimi bir tanjant 45'ten yazdım. Bir de A ve B noktalarından geçiyormuş. O zaman ne yapacağım? Y2 eksi Y1 bölü 3 eksi eksi 2'den 3 artı 2 bölü K artı X2, K artı 2 eksi 4. Bakın, eğimi bir tanjanttan buldum. Bir de iki noktası bilinen doğrunun eğiminden buldum. İkisi de aynı doğru olduğu için tanjant 45 1. Bir de Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den buldum. Buradan ne olur içler dışlar çarpımı yaparsanız? K eksi 2 eşittir 5. Arkadaşlar buradan K'nın kaç olduğunu bulursunuz? 7. Kırmızı yazdığım kısım tanjant 45. 45 derecelik açı yaptığı için eğimi tanjanttan buldum. Mavi yazdığımda aynı doğruyu iki noktadan eğimini yazdım. Aynı doğru olduğu için eğimleri eşitledim. Benden istenen K çıktı. Bakın bu 2 sene önce YGS'de çıktı. Noktaları doğrusal olduğuna göre. Arkadaşlar doğrusal demek ne demek? Aynı doğru üzerinde demek. Mesela A noktasının koordinatlarını şuraya yazalım. Eksi 3'e 2. İşte B noktasının koordinatlarını buraya yazalım. 1'e m. İşte C noktasının koordinatlarını yazalım. 7'ye 4. Şimdi bunun değişik çözüm yöntemleri var ama eğimden çözelim bu soruyu, eğim olduğu için. Doğrusal olduğuna göre arkadaşlar, bu doğru üzerinde herhangi iki nokta alsam eğim hep aynı çıkmayacak mı? Çıkacak. Bakın önce şöyle diyelim. Eğer AB doğrusu olarak kabul etsek bunu, AB doğrusunun eğimi ile AC doğrusunun eğimi aynı doğru olduğu için birbirine eşit midir, değil midir? Bakın AB noktalarını alıyorum. Herhangi iki noktası bilinmesi yeterli değil mi? AB doğrusunun eğimi ile AC doğrusu da aynı doğru, onun eğimi. AB'nin eğimini yazalım arkadaşlar. AB'nin eğimi nedir? Y2 eksi Y1 bölü. Yani M eksi 2 bölü X2 eksi X1. 1 eksi eksi 3'den 4 yapar. Eşittir. AC'nin eğimini yazalım. Bunu da siyahla yazalım. Y2 eksi Y1 bölü. 4 eksi 2, 2 bölü. X2 eksi X1. 7 eksi eksi 3'den 10 yapar. Ne yapalım çocuklar? Bunu sadeleştirelim. 1 bölü 5 olsun. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 5M eksi 10 eşittir 4. 5M eşittir 14. M ne çıkar arkadaşlar buradan? 14 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Bakın buna dikkat. Şimdi doğru denklemlerinden eğimi bulma yöntemi var. Arkadaşlar doğru denkleminde siz y'yi yalnız bırakırsanız, y'yi bir tarafta yalnız bırakırsanız, karşı taraftaki x'in katsayısı otomatikmen neyi verir? M eğimi verir. Bir defa bunu bilin. Doğru denkleminde y bileşenini yalnız bırakırsanız, karşı tarafta eşitliğin karşısındaki x'in katsayısı eğimi verir. Peki buradaki n nedir? N de o y eksenini kestiği noktadır. Bu bilgiden sonra şu 7'nin soruyu çözmek çok mantıklı. Efendim,
doğrusunun eğimi. Doğruda y yalnız bırakılmış mı? Y yalnız bırakıldığı zaman şu karşıdaki x'in katsayısı yani 2k artı 3 eğimi verecek. O da eksi 1'miş. 2k eşittir eksi 4. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi eksi 1 ise k da eksi 2 olur arkadaşlar. Peki illaki y'yi yalnız bırakmak zorunda mıyız doğru denkleminde? Hayır arkadaşlar. Eğer doğru denkleminin kapalı şekilde verirse, biz sıfıra eşit halde verilen doğrulara kapalı doğru denklem diyoruz. Ax artı b'ye artı c eşittir sıfır şeklinde. Burada y'yi yalnız bırakmak için uğraşmak yerine bu doğrunun eğimi, kapalı doğrunun eğimi, eksi formülden gelecek, x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Kapalı doğrularda eğim, eksi x'in katsayısı, a bölü y'nin katsayısı, b'dir. Y'yi yalnız bıraksanız da zaten bu katsayı geliyor. Ama uğraşmayın yalnız bırakmak için. Bunu ezberleyelim. Ax artı b'ye artı c denkleminden eğim bulmak istiyorsanız eksi a bölü b. Hemen çok fazla aşağı inmeden şuna bakalım. Doğrusunun eğimi 2. Doğrusunun eğimi neydi arkadaşlar? Eksi a bölü b. Eksi 2 bölü b eksi m artı 3. Formülden yazdık. Eksi a bölü b şu formülden yazdık. Bu eğim neymiş? 2'ymiş. Bakın eğimi nasıl yazdık? Eksi a bölü b. Şu eksiler birbirini ne yaptı? Götürdü. Şu ikiler de birbirini götürecek. Şurası m artı 3. Buradan arkadaşlar m artı 3 1 yapacak. 2 olduğu için 2 bölü 1 olması lazım. M ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 2 çıkacak. Şimdi eğim bitti arkadaşlar. Eğimi kaç şekilde bulduk? 3 şekilde bulduk. 1, tanjant alfadan bulduk. 2, 2 noktası bilinen doğrunun eğimini bulduk. 3, doğru denkleminden de biz eğimi bulabiliyoruz. 3'ünü de gördük. Şimdi eğimi tanımladıktan sonra sıra doğruya geldi. Şimdi burada önce ispat yapmış ama ben önce formülü vereceğim. Çocuklar, A eğimi m olan ve a x1 y1 noktasından geçen, bakın şu kutu için aldım, oraya bakın, eğimi m olan ve a x1 y1 noktasından geçen doğrunun denklemi şudur arkadaşlar. Y eksi y1, şunu da kutu için alayım, formül budur. Y bu değişken olan doğruda gelecek, bu herhangi bir değer değil, o y olarak kalacak. Y eksi y1 noktası eşittir m çarpı x eksi x1 noktası. Ha, bunun ispatını yapmış. Ondan sonra vermiş. İspatı için uğraşmayın. Hemen örnek 9'a bakalım. Burada bakın. Burada bakın çocuklar. Bu bir tane nokta var zaten. Bu x1, y1. Herhangi bir nokta almanız yeterli. Eğim de eksi 2. Neydi eğim formülüm? Doğru eğim de eksi 2. Doğru denklemim neydi? Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'dir. Doğru mu? Peki, y zaten doğrudaki y, eksi y1, 1, y eksi, eşittir. Eğim, eksi 2 çarpı x eksi, eksi 3, o zaman artı olacak. Bir eksi de noktanın kendisinde var. Arkadaşlar ne çıkar bu doğru? Düzenlerseniz arkadaşlar, 2x artı y, eksi 6 artı 5. Genelde şıklarda sıfıra eşit olarak bulursunuz. Yani eksi 2x eksi 5 de görebilirsiniz ama ben tamamını sol tarafa attım. Eksi 2x eksi 6'yı sol tarafa atınca artı 2x artı y artı 5 eşittir 0 doğrusu. Genelde şıklarda doğrular bu formatta olduğu için formülü bu hale getirmenizde fayda var. Evet, onu çözdük zaten. 10 ve 11'den bir tanesini çözelim. 10'u çözelim, 11 sizde kalsın. Eğimi 3 bölü 2. X1, Y1 noktaları da belli. Formülü öğrenin diye yazıyorum. Yoksa yazmam formülü. Y neydi formül? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Hemen Y, zaten değişken olan Y. Eksi Y1 eksi eksi 2'den Y artı 2 olacak. Çünkü y eksi eksi 2'den y artı 2 eşittir. Eğim 3 bölü 2
çarpı x eksi x1. Yani x1 de 1 zaten. Arkadaşlar 2'yi bu tarafa atalım. 2y artı 4. 3'ü de genişletelim. 3x eksi 3. Genelde bir de şuna dikkat edin. Geneldeki denklemlerde x'in katsayısı pozitif olur. Bütün eşitsizliği sağ tarafa atalım. Sağ tarafa atarsanız 3x, y diğer tarafa eksi 2y, 4 ile diğer tarafa eksi 4, eksi 3 de orada var, eksi 7 eşittir 0 olur. Bakın şıklarda genelde 0 eşit olarak gelir. Genelde de x'in katsayısı pozitiftir. O zaman eşitliği yazdık ya, x'in pozitif olacağı tarafa doğru bütün hepsini atmakta fayda var. Düzenliyoruz yani. Formül yazdıktan sonrası gerisi kolay. Örnek 11'i artık ben size bırakmak istiyorum. Çünkü eğimi ve noktası bilinen doğru denklemi. Devam edelim. Eğimi 3 olan ve orijinden geçen arkadaşlar. Bunun pratiği var ama ileride vereceğiz. Orijin demek arkadaşlar ne demektir? 0'a 0 noktasıdır. Eğimi de belli. Y eksi y 0 yani y eksi 0 eşittir. 3 çarpı x eksi x 0. Aa ne çıktı? Y eşittir 3x çıktı. He, bu arada aramızda kalsın. Orijinden geçen doğruların denklemi y eşittir mx olacak. Birazdan göreceğiz. Eğimi 3 mü? Orijinden mi geçiyor? Y eşittir 3x. Örnek 13. Arkadaşlar diğer kitaplarda iki noktası bilinen doğrunun eğimi formülü verilir. Biz zümrede düşündük. Dedik ki iki noktası bilinen doğrunun eğimini çocuklara niye formül ezberletiyoruz? Gerek var mı? Yok mu hocam? Yok arkadaşlar. Neden yok? Kemal? Neden yok Kemal? Bu arada ben Kemal de var burada onu anlatıyorum dersi. Şimdi iki noktası biliniyorsa biz bunun eğimini bulabilir miyiz arkadaşlar? Buluruz hocam. Neden? Çünkü iki noktası bilinen eğim formülünden AB doğrusunun eğimini buluyoruz. Biliyoruz. Neydi? Y2 eksi Y1 bölü. Eksi 1 eksi 2 Y2 eksi Y1 bölü. X2 eksi X1. 1 eksi eksi 3'ten 1 artı 3. Hocam eğim eksi 3 bölü 4 çıktı. Eğim belli. Peki hocam hangi noktayı kullanacağım? Dilediğin noktayı kullan. İster A'yı kullan, ister B'yi kullan. Ama A önde olduğu için biz A'yı kullanalım. Eğimi eksi 3 bölü 4 olan ve A eksi 3'e 2 noktasından geçen. Hocam ben B'ye göre yazsam ne olur? Canın sağ olsun. Sen B'ye göre yaz Kemal. Fark etmez. Eğimi eksi 3 bölü 4 ve A noktasından geçen doğrunun denklemini yazalım. X1, Y1 artık A'ya göre belirleyeceğiz. Y eksi Y1 yani Y eksi 2 eşittir. Eğim eksi 3 bölü 4 bulduk. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi eksi 3'ten x artı 3 yapar. Şimdi 4'ü karşıya atarsanız arkadaşlar 4y eksi 8 eşittir eksi 3x eksi 9. X'i sol tarafa atalım artı olsun kat sayısı. Ne olur? 3x artı 4y eksi 9 atarsanız artı 9 artı 1 eşittir 0 bulunmuş olur. İki noktası bilinen doğru denklemi diye bir denklem göreceksiniz. Ama biz onu kullanmanıza gerek kalmadığı için önce eğimi bulup sonra eğimi ve bir noktasından bulmayı tercih ettik zümre olarak. Ama okuldaki hocanız anlatırsa da aynı yola çıkacak bilin. Şimdi bu pratiklik sağlıyor. Aslında bu da iki noktası bilinen doğru ama bu çok sık kullanıldığı ve pratiklik sağladığı için bunu her kitap verir. Biz de vereceğiz, verdik. Eksenleri kestiği noktalar o kadar kolay ki. X eksenini A'da kessin. İster pozitif tarafta ister negatif tarafta fark etmez ki. Pozitifte pozitif yazacaksın, negatifte negatif yazacaksın. X bölü X eksenini kestiği nokta A. Y bölü Y eksenini kestiği nokta B. Yani o Y noktasının kestiği noktanın apsis ordinat oluyor. X eksenini kestiği noktanın apsis oluyor. Arkadaşlar X bölü X eksenini kestiği nokta artı Y bölü Y eksenini kestiği nokta eşittir 1. Bu da bize pratiklik sağlayan bir formül. Efendim, hemen örnek 14. D doğrusunun denklemi neydi? X eksenini eksi 3'te, Y eksenini eksi 2'de kesiyor. X bölü X eksenini kestiği nokta eksi 3. Artı Y bölü Y eksenini kestiği nokta eksi 2. Hemen payda eşittir 1 olacak tabii ki. Eşittir 1. Hemen payda eşit diyelim. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu da 3 ile çarpalım. Eksileri de yukarı atmayalım. Tamam. 2x artı 3y bölü eksi 6 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yapar. Eksi 6'yı karşıya atın. İçler dışlar çarpımından eksi 6 düzenlerseniz ne yapar? 2x artı 3y, 6'yı da bu tarafa atalım. 6 6 eşittir 0 denklemini
bulursunuz. Özel doğru denklemleri. Birinci olarak eksenlere dik olan doğru denklemleri. Arkadaşlar, x eşittir m şeklindeki doğrular, bakın şöyle. Mesela bir örnek verelim. X eşittir 5 doğrusu olabilir. Negatif tarafta olsun. X eşittir mesela şurası eksi 2 olsun. X eşittir eksi 2 doğrusu olabilir. Bu doğrular x eksenine dik, y eksenine paralel doğrulardır. Bunların eğimleri tanımsızdır tanjant 90'dan dolayı. Ve x eşittir m doğrusu üzerindeki tüm noktaların apsisleri m'dir. Mesela x eşittir 5 doğrusu var ya burada. Mesela şurası 5'e 1, 5'e 2, 5'e 3, 5'e 4, 5'e 5, 5'e 6. Bu doğrular üzerindeki bütün x'ler sabittir. Eğimleri tanımsızdır. İkinci olarak y eşittir k doğrusu. Bakın o da şu. Y eşittir k doğrusu. Bu da x eksenine paralel, y eksenine diktir. Mesela şurada bir tane 6'dan geçsin. Bu y eşittir 6 doğrusu. Bu doğru üzerindeki tüm noktaların apsisleri 6'dır. Bir de şuradan geçsin mesela, eksi 1'den geçsin. Bu da y eşittir eksi 1 doğrusu. Bu doğru üzerindeki tüm noktaların ordinatları eksi 1'dir. Bunların eğimleri de arkadaşlar 0'dır. Tanjant 0'dan gelir, bilin. Şimdi hemen bir koordinat düzlemi çizelim. 2'ye eksi 3, 2'ye eksi 3. Şöyle. X, y, 2'ye eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şu noktadan geçen ve x eksenine paralel. Ha, x eksenine paralelse o zaman şöyle bir doğru. 2'ye eksi 3 noktasından geçen ve x eksenine paralel doğru. Bu arkadaşlar özel doğrudur. Y eşittir eksi 3 doğrusudur. Y eşittir eksi 3 doğrusudur. Örnek 16, 7. sınıftaki çözdüğünüz bir soru. Efendim, neymiş? X eşittir eksi 2 ve y eşittir 4. Bu da x eşittir eksi 2, y eşittir 4 ve eksenlerin sınırladığı bölgenin alanı 4 kere 2, 8. Dikdörtgen oluşmadı mı? X eşittir eksi 2, y eşittir 4 ve eksenlerle sınırlanan bölgenin alanı bir dikdörtgendir. 4 kere 2, 8'dir. Şimdi arkadaşlar, analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru y eksenine paralel. Şimdi y eksenine paralel doğru ne demek? Hemen y eksenine paralel bir doğru çizelim. Arkadaşlar, y eksenine paralel doğru x eşittir A doğrusudur. Bu doğru üzerindeki tüm noktaların x bileşenleri, tüm noktaların x bileşenleri birbirine ne olacak? Eşit olacak. Y eksenine paralelse, y eksenine paralelse bu doğru üzerindeki tüm noktaların x bileşenleri aynı olmak zorunda, birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, x bileşenlerini 3a eksi 2'yi a artı 4'e eşitleyelim. Buradan 2a eşittir 6, a eşittir 3 olmak zorunda. A eşittir 3 olursa demek ki 7'ye 7 ve 7'ye 11. Demek ki bu doğru x eşittir 7 doğrusu olur. Bunu da ekleyiverelim. Bakın, bu dikkat gerektiren bir sorudur. Ben kolayca hızlıca çözdüm ama y eksenine paralel doğrular x eşittir a doğrulardır. O doğrular üzerindeki noktaların x bileşenleri hep aynıdır arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştim. Orijinden geçen doğrular, özel doğrulardan bahsediyoruz. Orijinden geçen doğrular arkadaşlar y eşittir mx doğrulardır. Çünkü y eksenini sıfır noktasında kestiği için eğimi m olan ve orijinden geçen doğrunun pratik hali direkt y eşittir mx'tir arkadaşlar. Y eşittir mx şeklinde yazılır. Eksi 2'ye 4 ve orijinden geçen doğru. Önce eğimi bulmamız lazım. Arkadaşlar, orijinden geçiyorsa bu 0'a 0 değil midir? Diğer nokta. Peki bunun eğimini nasıl buluruz arkadaşlar? İki noktası bilinen eğimden. Y2 eksi Y1 bölü eksi 4. X2 eksi X1 2. Eğimi nedir arkadaşlar? Bunun eksi 2'dir. Hatta eğimi de Y bölü X'tir bunun. Direkt diğerler 0 ya. Neyse, karıştırmayın. Y eşittir MX. O zaman orijinden geçtiği için bu doğrunun eğimi, bu doğrunun denklemi Y eşittir MX, yani eksi 2X'tir.
Doğrusu orijinden geçtiğine göre. Arkadaşlar orijinden geçen doğrular y eşittir mx doğrularıdır. N yoktur arkadaşlar. N yoktur. Sadece mx vardır. Sabit yoktur yani y'yi yalnız bıraktığınız zaman. Eğer bu doğru orijinden geçiyorsa önce düzenleyelim. Düzenleyelim. 3x eksi 3 artı n olur. Bu doğru orijinden geçiyorsa sadece y eşittir 3x olmak zorunda. N artı 3 0 olmak zorunda. N eksi 3. O zaman n eksi 3 0 ise n nedir arkadaşlar? 3'tür. Ve bu doğru y eşittir 3x doğrusu olur. Orijinden geçen doğrularda y'yi yalnız bıraktığınız zaman ya da kapalı durumda sabit terim yoktur. Düzenledik, sabit terimi 0 eşitledik ki orijinden geçsin. Evet, şimdi farklı farklı soru tiplerine geçelim. Şimdi çocuklar bir doğru üzerinde kaç tane nokta var? Kaç tane nokta var Kemal? Say bakalım. Sayamazsın değil mi? Yani bir doğru üzerinde sonsuz tane nokta var arkadaşlar. Kaç tane nokta var? Sonsuz tane. Peki bu sonsuz tane noktanın tamamı bu doğru denklemini sağlar mı? Sağlar. Bize bir tanesini vermiş. O mu sağlamayacak? Tamamı sağladığına göre. Eksi 3'e 4 noktası doğru üzerinde ise x yerine x koordinatını, y yerine y koordinatını yazınca bu doğruyu sağlaması lazım. Bu kadar basit bir soru. Yani hocam x yerine eksi 3 ver doğru denkleminde. 3 çarpı x bileşeni eksi 3 artı k çarpı y bileşeni 4 eksi 2 bu doğru denklemini sağlamak zorunda. 3 kere 3 eksi 9 eksi 11. 4k eşittir 11. Eğer bu doğru bu denklemi sağladığına göre k'nın 11 bölü 4 olması gerekir arkadaşlar. Bakın artık farklı farklı güzel soru tipleri çıkacak karşınıza. Bir iki tanesini çözelim, diğerlerini teste çözersiniz sizler. Mantığı verdik biz, özellikleri verdik. Bunların üzerine güzel sorular inşa edilecek. 21 koordinat düzlemindeki D doğrusu 2'ye 0 ve 6'ya 0 noktalarında kesiyor. Karesinin bir kenar uzunluğu. Arkadaşlar gelin önce bu doğrunun denklemini yazalım. X ekseni nerede kesiyor? 2'de kesiyor. X bölü 2 artı Y eksenini 6'da kesiyor. Hani eksenleri kestiği noktalar belli olan doğrudan. İşte efendim bunu 3 ile genişletirseniz ne olur bu? 3X artı Y eşittir 6 olur. Doğrumuz bu. Doğru mu? Doğrumuz bu. Doğru denklemimiz. Peki. ABCD kare mi arkadaşlar? Şu uzunlukla şu uzunluk eşit mi? Eşit. O zaman B noktasının apsisiyle ordinat eşit. B noktasının koordinatlarını siz A'ya A diyebilir misiniz? A'ya A diyebilir misiniz? Niye? Burası da A, burası da A olsun. Karenin bir kenarı A ise B noktasının koordinatları da A'ya A. Peki bir önceki soruda ne görmüştük biz? Doğru üzerindeki bütün noktalar doğruyu sağlamıyor mu? Sağlıyor. Peki B doğru üzerinde mi? Evet. O zaman bu ne? B noktası bu doğruyu sağlayacak mı? Aa hocam evet. Evet. Tamam bu kadar basit. Doğru denklemini yazdık. Doğru denklem üzerindeki B noktasının koordinatlarını kareden A'ya A yazdık. Şimdi A'ya A'ya koyalım doğru denklemde yerine. X yerine A yazalım 3A. Y yerine A yazalım A. O da eşittir. Kaç? 6. Evet. 4A eşittir 6'dan. A eşittir 3 bölü, 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. 3 bölü 2. Karenin alanını sorsaydı A kare 9 bölü 4. Karenin çevresini sorsaydı 4 katı 6. Ama bir kenarını soruyor bize. Evet. Arkadaşlar bunu da 7. sınıfta gördünüz. Bilgi kutusu. Denklemi verilen bir doğrunun grafiğini çizmek için o kadar kolay ki. İki nokta bulmanız lazım. En meşhur iki nokta nedir? Eksenler kestiği noktalardır. Efendim doğru denkleminde x yerine 0 yazarsanız y eksenini kestiği noktayı, bakın şurayı bulursunuz. Y yerine 0 yazarsanız x eksenini kestiği noktayı bulursunuz. İki noktayı bildiğiniz zaman doğru denklemi çıkmış demektir. İki noktayı bildiğiniz zaman doğrunun grafiğini hemen çiziverirsiniz. Hemen hocam çizelim örnek 22'de. Doğrusunun grafiğini çiziniz. Hocam hemen x yerine 0 verelim, y eksenini kestiği noktayı bulalım. X yerine 0 verirseniz arkadaşlar 0 eksi 4 y eşittir 12'yi karşıya atalım. Y'sine çıkar? Eksi 3. Nereden geçiyor? 0'a eksi 3. Y eksenini eksi 3'te kesti. Peki bir de y'ye 0 verelim arkadaşlar. Y'ye 0 verirseniz ne olur? 3x eksi 0 eşittir 12. Bu sefer x ne çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Bu sefer de
4'e 0 noktasından geçiyor. Hemen koordinat düzleminde şurada çizi verelim. 0-3 noktasından geçiyor burası. 4'e 0 noktasından geçiyor burası. İkisini birleştirdiğiniz zaman alın size neyin grafiği? 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0. Evet, son 23. soruya geçelim arkadaşlar. Analitik düzlemde x eşittir 2 doğrusu ile y eşittir 3x doğrusunun sınırladığı bölgenin alanı. Bu tarz sorularda önce analitik düzlemden bahsettiği için bir çizelim bakalım karşımıza ne çıkacak. X eşittir 2 doğrusu, şurası 1, 2 olsun. Şuradan geçen bir doğru. Bu x eşittir 2 doğrusu. Y eşittir 3x doğrusu da şöyle bir doğru. Orijinden geçen bir doğru. Şimdi şurası 2. X ekseni de sınırladığı alan. Aa, bize şurayı soruyor arkadaşlar. Bir dik üçgenin alanını soruyor. Ama bana şurası lazım. Şu nokta lazım. Bu noktayı bulmak için arkadaşlar o noktanın x bileşeni zaten 2. Niye? Çünkü x eşittir 2 doğrusu üzerinde. X'e 2 verirseniz y eşittir 3x'den 2'ye 6 olur bu. Çünkü y eşittir 3x doğrusu da üzerinde olduğu için. O zaman burası 2 birim. K noktası 2'ye 6 buldum. Burası 6 birim. Arada kalan alan 6 çarpı 2 bölü 2'den dik üçgenin alanından. İkiler sadeleşirse demek ki bu arada kalan alan 6 birim kareymiş. Evet, örnek 24'ü size bırakalım. Çünkü 2x eksi 6y denkleminin doğrunun eksenleri kestiği noktanın koordinatları toplamı diyor. Eksenleri kestiği noktayı zaten bulmayı biliyorsunuz. Şu soruyu beraber çözelim. Örnek 25, analitik düzlemde D doğrusu üzerinde A, B, C noktaları veriliyor. D doğrusunun eksenleri kestiği nokta. Çok güzel bir soru bu. Arkadaşlar doğru üzerinde bir nokta veriyor. Bana doğrunun denklemi lazım. Doğrunun denklemini bulmakta ne var? İki tane nokta vermiş zaten. Hemen doğrunun eğimini bulalım. M eşittir. Y2 eksi Y1 2 eksi eksi 3'ten 2 artı 3 bölü 5 eksi 0. Arkadaşlar eğim neymiş? 1. Hemen doğrunun denklemini yazalım. Neye göre yazalım? C'ye göre yazalım ya da A'ya göre yazalım. Fark etmez. Şu C'ye göre yazalım arkadaşlar. Y eksi 2 eşittir 1 çarpı M yani 1 x eksi 5. Ne oldu arkadaşlar bu doğru? Y eşittir x eksi 5, x eksi 3 doğrusu oldu. Neyi soruyor bana? B noktasının koordinatlarını bulunuz. B noktası x ekseni üzerinde olduğu için A'ya 0 noktasıdır. B noktasının koordinatları, ordinatı 0'dır. Yerine koyalım arkadaşlar A'ya 0'ı. Y 0, Y bileşeni 0 ya. Şu noktayı, A'ya 0 noktasını, şu B noktasının koordinatları A'ya 0 dedik. Bu A'ya 0 noktasını doğru da yerine koyalım. Y yerine 0 koyacağız, X yerine A koyacağız, eşittir 0. A ne çıkacak arkadaşlar? 3 çıkacak. B noktasının koordinatları o zaman X ekseni üzerinde olduğu için 3'e 0 olarak bulunmuş olacak. Ve böylelikle doğrunun analitiği 1 bitmiş oldu. Bakın ne kadar kolay kolay anlattık. Bununla ilgili güzel sorular vardır. Lütfen o soruları dikkatli çözünüz. Çözemediklerinizi mutlaka hocalarınıza sorunuz. Hepinize başarılar.